Bütün takımlar için geçerli. Üçüncü yerliği bulmakta zorlanırken, Liva Kovuç'tan sonra zor olacak derken dört tane yerli görüyoruz Beş. mesela. Beş mi? Mert, Serdar, Cengiz. Ferdi, İsmail, Cengiz. Evet, 4-5. Ben 4 olarak mı? 5 tane bu. 5 tane yani Türk var. İşte hani sezon başında 3 yerli kim olacak? Bazen İsmail Hoca'nın şu anda eksikleri olmasa 5 tane yerli olmaz burada. Eksikler olduğu için. Bunlar da bir avantaj. Mert Müdür'ün de burada göstereceği Hayır, orada orada şey var. Aslında performanslardan sıkıntı var. İşte o sayı yok, Mert oynuyor, eyvah eyvah demiyorsun. İrfan nerede? İrfan sarı kart cezalısı. Cezalı. Mesela İrfan var dediğin gibi. 6. Türk olarak bu kadroya koyabileceğin. Mert Hakan var. Umut Nayır var. O da cezalı. Emre Mor var. Emre Mor Bartu var. Bravo. Bartu Elmaz da mesela. Onun da mesela ben Galatasaray altyapısından çıkan bir oyuncu. O da çok gelişimli. Çok yaşa abi. İyi yaşa. Gelişimi açık bir oyuncu. Umut var. Umut Nayır var. Yani yerli olarak baktığın zaman bayağı bir havuzu geniş. Bartu'dan çok umutlulardı. O yüzden sezon başı bir 6 numara transferi furyası vardı ya. Kurniç o zaman gündeme gelmişti. O, benim duyduğum İsmail Hoca demiş ki yani Bartu'yu bir deneyelim. Yani devre arasını bekleyelim. Bu çocuk yapabilir, orada yapabilir ama şey içinde süreçte alamadı orada formayı. Oynadığı maçlarda da çok şey göstermedi. Bartu'yu hatta şey yapabilirler, kiraya verebilirler. Doğrusu şimdi olabilir. Biraz da orta sahadaki evet savunma dörtlüsünün belki ligde ilk defa bir arada oynadığı bir karşılaşmaya şahit olacağız. Ama Fred'in yokluğu üzerinden Fenerbahçe'de bugün İstanbulspor karşısında neler olabilir? Şimdi İsmail Yüksek ve Crespo ikilisini göreceğiz. Fred'in yokluğunda Şimanski'nin, Tadiç'in, İrfan Can'ın, Ceko'nun skor üretmekte biraz geri plana düştü. Gözlemlenmişti Gürcan abi. İsmail Yüksek Crespo ikilisi üzerinden hücum hattından beklentilerin nedir bugün? Ve sen Fred'in bu kadar etkili olduğunu düşünüyor musun? Fred Fenerbahçe'nin kontak anahtarı. Evet. Yani çok önemli bir oyuncu. Hem ofansif hem defansif açıdan çok önemli bir oyuncu. Çok hızlı düşünüyor. Ve uyguluyor. Düşündüğünü uyguluyor. Bu çok önemli. Bazen oyuncu kaçar boşa. Onu görmesine rağmen atmaz oyuncu. Atmadı deriz ama atamaz. Güvenemez kendine. Fred atıyor. Tık çık diye kullanıyor topu. Sağ ayak sol ayak fark etmeden. Çok zeki. Kalitesi çok yüksek. Ve mesela Fenerbahçe'nin bu öndeki dörtlüsü. İrfan Can'ı koyalım Cengiz'in yerine. Gol krallığında İlk onda. Evet. Ama onları o ilk ona sokan omurgadaki özelliklermiş. Yani Fred arkasından Ciku Beka Fenerbahçe'yi çok önde oynatan, topu çok hızlı kapmasını sağlayan ve atağı da hızlı ve etkili şekilde çıkartan oyuncular. Yani öndeki dörtlüyü bu arkadakilerin o gücü, o oyun aklı ciddi performans ürettiriyor. O nedenle ama şimdi şu da var. Yani İstanbulspor maçında Fred yok eyvah eyvah diyorsan ve bırak git yani. Yani işte şeyi konuştuk. Yani ligdeki durumları belli. Takım olarak güçlü. Çok iyi mücadele ediyorlar ama kaliteleri belli. Yani şu kadro bile bu eksikleriyle kalite olarak, oyun gücü olarak İstanbulspor'un çok önünde. Ve bunu bir türlü L'ye çevirmek zorundasın. Şimdi koşacak oyuncun var mı? Var. Değil mi? İsmail koşan oyuncu, Crespo koşan oyuncu, Şimanski koşan oyuncu. Baktığın zaman işte iki bekin koşan oyuncular. Yani mücadele açısından bir sıkıntı yaşamazsın. O zaman ne olacak? Ustalar devreye girecek. Kim usta? Tadiç usta. Ceko Usta, Cengiz Usta. Cengiz Dört evet, Usta. Evet, Cengiz Dört Usta. Bu oyuncular, Cengiz ustalığını göstermesi gerekiyor. Tabii, bu oyuncular sorumlu kalacaklar. Daha çok kendilerini topa gösterecekler. Skoru getirecekler. Ondan sonra yükü İstanbulspor'un üstüne bırakıp oyunu kendi rolantisinde, kendi tecrübeleriyle, kendi kaliteleriyle yönetecekler. Bu kadar basit ama öncesinde o yıldız dediğimiz, farklı dediğimiz
çok sıfırlı rakam alan futbolcuların bu tip kırılma maçlarında o lider karakterlerini, yıldız karakterlerini, özelliklerini göstermeleri lazım. Takımı kurtarmaları lazım. Yani bu geçen seneki Galatasaray'ın şampiyonluğu böyleydi işte. Güzel abi, o yıldız oyuncuların fazla olması, usta ayaklarının fazla tabii olması, topla buluştukları zaman bir bakıyorsun ki sol kanattan, sağ kanattan, ortadan her hafta ön plana çıkan bir futbolcu var gol ortalaması. Fenerbahçe'de bu sene aynı şey var mesela. Mesela ne zaman problem? Geçen sene mesela Mertens çok önemli oyuncuydu. Tabii. Neredeyse Sergio Oliveira keza aynı şekilde. Neredeyse her golde top onun ayağına değiyordu. Ya pas olarak değiyordu ya da atak başlangıcı olarak değiyordu. Icardi parladı gitti. Kerem'le müthiş bir ikili oldular. Aynen. Merkez ikili. Değil mi? Nelson, Abdülkerim'in ikilisi. Yani Muslera zaten. Lucas Torreira ve Sergio ikilisi sürekli. Deboy parladı. Ama tabel anlamında baktığın zaman Mertens, Icardi çektiler yükü. Evet. Attırdılar yani. Son dönemde Kerem. Yani lider oyunculardı. Lider oyuncular işte. Lider oyuncuların ön planda olması burada Fenerbahçe'de çok fazla. Önemli oyunculardı ve bu özelliklerini, karakterlerini sahaya koydular. Fenerbahçe'de de bugün Dzeko mu, Tadic mi, Cengiz, bunlar lider, önemli oyuncular. Farklı oyuncular. Bu sene İrfan hatta bu maçlarından baktığın zaman. Bu kadroya göre konuşuyorum. Farklı oyuncular. Gelecekler, o özelliklerini koyacaklar. Bu bir frikik olur. Bir adam eksiltme olur. Gidip bir penaltı kazandırma olur. Neyse yani o bölümde bir problem olduğunda onlar çözecek. İsmail ile Crespo çözmeyecek yani o problemi. Ve şu da bir realite. Hep onu konuşuyoruz. 5-6 eksik saydık Fenerbahçe'de. Ama en önemli oyuncu sahada. Ferdi Kadıoğlu. Evet. Yani hepsi. Sezonun futbolcusu. Bir de yabancı saysak kimi sayarız Güzel abi? Şimanski mi dersin, Tadic mi dersin? Bak lider özellikle dedin ya mesela. Ferdi'yi saydık. Bir tane de yabancı oyuncu mesela koy desek oraya. Fred ya. O anladık ki Fred. Bugün için. Hayır, şey olarak mı? Problem çözme olarak mı? Sahada problem çözme olarak. Veya de Crespo'yu koyarım. Crespo'yu koyarım. Problem çünkü çözecek insan. Hayır, çünkü Tadic de Cengiz'in. Tam bunlar önemli oyuncular ama temposuz oyuncular. Yani Tadiç'te Cengiz'in bir türlü sorumluluk alması, daha çok sorumluluk alması lazım. Gerçi Tadiç'in şöyle bir parantezi var. Herkes de onu konuşuyoruz. Fenerbahçe taraftarı da geliyor bana, abi diyor hiç koşmuyor orada mı diyor. İki kişiyi bağlıyor. Yani bir bek onun üstüne geliyor, bir de stoper mecburen onun kademesine geliyor. Tadiç sağda rakipten iki kişiyi bağlıyor. O yüzden Şimanski çok gol atıyor ya da Fred bu kadar görünür oluyor. Çünkü bütün antrenmanları, teknik adamlar, o driller var ya işte, üçgenler kurarken. Rakipten nasıl o bölgede bir kişi fazla olurum? Onun üstüne kuruyorlar. Tadic'in sahada olması zaten seni otomatikman rakipten bir kişi fazla hale getiriyor. Dzeko'ya da bir adam gidiyor. Dzeko'ya adam gidince bek oraya geliyor. İrfan Can veya bugün oynuyorsun zaman Cengiz boşa kalıyor. Ya da orta saha oyuncusu oraya geldiği zaman Fred boşa düşüyor. Daha rahat oynamaya başlıyor. Üstündeki baskıdan kurtuluyor. Şimdi bir de maç özelinde 11 Ocak'ta resmi olarak transfer dönemi başlıyor. Ama takımlar da bir yandan artık gaza bastılar. Geç kalmak istemiyorlar ve haberlerde çıkmaya başladı. Krunić almak isteyen Fenerbahçe, boşnak futbolcu için Milan'la pazarlık masasına oturdu. Sarı lacivertler bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor diyoruz. Detayları bir izleyelim. Biraz da transfer politikasıyla birlikte Fenerbahçe Ligi'nin ikinci yarısında neler yapacak konuşalım.